Ben Doktor Cahit Gürses, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Musa Gül Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi vermek istiyorum. Mevsim değişikliklerinde daha sık görülen üst solunum yolu hastalıklarının sebebi sıcak iklimden soğuk iklime geçerken rastlanılan ve hastaya sıkıntılar veren bir hastalıktır. Sebeplerinin başında virüsler gelir ve aynı zamanda buna eklenen bakteriyel enfeksiyonlar da söz konusudur. Şimdi bu hadiselerin nasıl olduğunu anlamak için önce bu bölgenin anatomik bilgisini vermek istiyorum. Bu bölgenin anatomik bilgisi bir burun delikleri, iki ağız boşluğu, ağzın girişi olmak üzere. Nereye kadardır bu? Larynx dediğimiz gırtlak bölümüne kadar olan bölüme düz üst solunum yolları diyoruz. Yapılacak iş burada bir defa her şeyden önce bu hastalığa yakalanan insanların sıvıyı bol almaları gerekmektedir. Gıdalarına dikkat etmeleri lazım. En büyük tedavilerden bir tanesi de istirahattır. İstirahatları iyi olursa, sıvıyı bol alırlarsa, doktorun vereceği ilaçları da muntazam kullanırlarsa hiçbir sorun kalmamaktadır. Virüslü hastalıklarda kesinlikle antibiyotik alması uygun değildir. Yapılacak iş biraz önce söylediğim gibi bol sıvı yüklemesi, gıda alması ve istirahat etmesidir. Bunun üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlar söz konusu olduğunda ise yapılacak iş mutlaka kulak burun boğaz hekimine görünerek uygun bir antibiyotik seçimi söz konusudur. Ve mümkünse antibiyotiklerin ve verilen ilaçların sonuna kadar kullanılması gerekmektedir. Erken kesilen antibiyotik ve ilaçlar, ileriki dönemde yakalanacakları bu tür hastalıklar söz konusu olduğunda ilaçların tesirleri olmamaktadır. Oradaki oluşan mikroplar rezistans dediğimiz direnç kazanmaktadır. Bugünkü programımızda sizlere üst solunum yolu enfeksiyonunu çok kısa olarak anlattım. Önümüzdeki günlerde başka bir programda şimdiden söylüyorum. Vertigo denilen baş dönmeleri daha çok kulak burun boğazı ilgilendiren bir hastalık olduğu için vertigolardan bahsedeceğim. Vertigoları anlatırken yine sizi görmek, sizle beraber olmak bana ayrı bir zevk verecektir. Teşekkür ediyorum.